Yere kapıyı aç. Yere kapıyı gel aç. Yere gel kapıyı aç kız. Gel kapıyı aç. Hadi. Aç kızım kapıyı. Gel kapıyı aç hadi. Yere kapıyı aç. Kapıyı aç. Yere kapıyı aç hadi bakalım. Aç kızım kapıyı. Kapıyı aç. Aç. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Hadi kapat kapıyı. Hadi. Yapıyorsun? Kızım benim. Arkadaşlar şiddetli yağış var bugün. Koyunlar içeri gitmek istiyor ama bugün sahim yapamayacağız yağıştan dolayı. Kuzuları emdireceğiz. İçeri gitmek istiyor. Koyunlar gelmek istemiyor. Biraz daha hani yünsüz oldukları için kaçıyorlar. Bayağı geceden beri yağıyor. Gelmiyorlar. Hayvancılığın, koyunculuğun daha doğrusu en kötü tarafı bu arkadaşlar. Hani şiddetli yağışlarda gerçekten çok zor. Mecburen gitmesi gerekiyor. Evde de kalamıyor. Önce küçük kuzuları bırakıyoruz. Bunlar körpe kuzular. Bunlar emecek ki büyüklere fırsat vermiyor yoksa. Arkadaşlar hastalığım da bu arada geçmedi. Bazen kalıyorlar. Arkadaşlar bayağı yoğun yağdı. Görüyorsunuz erişte mahvolmuş. Ama üstüne çadır çekmiştik. Alo. Önce köpeklerin yemeğini verdim gelir gelmez. Karınlarını doyursunlar. Yorgun oluyorlar çünkü. Okuldan yemek aldım. Bunun yemeğini veriyorum. Kont. Kont evde bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, arılarımız var. Bir iki yıldır Tunceli Plümür tarafında kalıyorlardı. Bunları da getirdim. Erincan'dalardı. Yalnız durumları bayağı zayıf olduğu için fazlaları yok. Zaten bir de yağış var. Yağıştan kaynaklı arı çalışamıyor. Bunların bakımıyla ilgili olarak da bilgi vereceğim. Yani biz hayvancılığı hani şöyle söyleyeyim. Hem küçükbaş hayvancılık hem büyükbaş hayvancılık. Hem arıcılık hem çiftçilik her türlü köydeki aktiviteler yapılıyor. Yapılması gereken işler. Hepsi hakkında da bilgi aktarımı yapacağım zaten. İlerleyen videolarda. Zel içeri. Zelişin altına su gelmiş birazcık çadırın etrafından. Onun için bu tarafa aldım da kuru yere dışarı çıkıyor. Çu. Hadi kızım hadi içeri. Çu. Tamam dur orada. Arkadaşlar gerçekten yorucu bugün. Vallahi yağmur mahvetti yani hiç durmuyor. Aralıksız yağdığı için sıkıntı. Sağım yapamıyoruz bu yüzden. Hani sağdığımız zaman ister istemez koyun üzerindeki kir sütün içine akınca o peynir olmaz yani. Zaten peynirin temiz olmamasının nedeni hani bazı insanlar peynir koyun peynir kokuyor demelerinin nedeni bu.
Bizde hani bu gibi durumlarda koyun süzülmeyince bazen sağlamadık günler de olabiliyor. Şimdi kuzularımızı ayıracağız. Kuzular da sırılsıklam oldu. Yedin mi? Bulamadın mı kuzunu? Kuzular kirlendiler baya. Islandığı için annelerine sürtülerek. Arkadaşlar, mahallede bir de düğün var. Çağır ona gelsin. Çağır şey. Kom gel. Bir tane kuzu kalmış. Kom gel. Gel. Arkadaşlar bugün hep bu kadardı. Yorucu bir gündü. Yağmur suyu gözlerime ettikçe, hani biraz yağmur suyu tuzlu olduğu için gözlerimi yaktı. Kont. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Bildirim zillerinizi açarsanız sevinirim. Teşekkürler.